Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber peynirli ve maydanozlu çörek tarifi hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler 5,5 su bardağı un, 1,5 su bardağılık süt, 1 miktar lor peynir. Şekilde oluyor gördüğünüz gibi. Sizler de isterseniz peyniri kullanabilirsiniz ya da istediğiniz iş harcı kullanabilirsiniz, fark etmez. Tavuk ya da et kullanabilirsiniz. Yani size bağlı. 2 adet yumurta, yarım su bardağı zeytinyağı, yarım yemek kaşığı kuru maya, yarım yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı şeker, 1 miktarı da doğrulmuş maydanoz. Yoğurma tabağını alıyoruz. İçerisinde ılık sütümüzü dökelim. Mayamızı da ekliyoruz. Ve şekerimiz. Şimdi birbiriyle biraz karıştıralım. İlk yumurtamızı koyalım. İkinci yumurtamızı için sadece beyazı kullanacağız. Yumurtanın sarısı bir kenara bırakalım çünkü birazdan sonra çüreğimiz üstüne sileceğiz. Şimdi birbiriyle karıştıralım. Zeytinyağımızı da ekleyelim. Bir miktarı un ekleyelim. Ve bir miktarı tuz. Birbiriyle karıştıralım. Şimdi ellerimiz ile yoğuralım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Hamurumuz üstüne kapatıyoruz. Mayalanması için yarım saat kadar bekleyeceğiz. Bir tabağa alalım, içerisinde peynirimiz koyalım. Peynirimizi ezeceğiz. Gördüğünüz gibi peynirimiz şu şekilde oluyor. Peynirimiz üstüne bir miktar tuz ekleyelim çünkü içerisinde hiç tuz yok. Biraz birbiriyle karıştırıyoruz. Şimdi doğrulmuş maydanozumuzu ekliyoruz. Yine de birbiriyle karıştıralım. Yarım saat geçtikten sonra hamurumuzu çıkartıyoruz. Hamurumuzu 3 bölüme ayıracağız ve top gibi yapacağız. Hamurumuzdan bir parça alıyoruz. Bir merdane yardımıyla açalım. Evet, hamurumuza şu şekilde açtık. Hamurumuza şu şekilde keselim. Peynir ve maydanoz karışımımızdan bir miktarı koyalım. Daha büyük kenarı içerisinde koydum. Hamurumuzu bu şekilde kapatalım.
Evi şöyle hamurumuza ters çeviriyoruz. Şimdi arkadaşlar, hamurumuz şekil vermek için ben bunu kullanacağım ve şöyle üstüne geçeceğim. O şekilde oldu, gördüğünüz gibi. Şimdi kaldırıyoruz, hamurumuzu üstüne koyalım. Şimdi hamurun kenarları biraz keselim. Alt kısmı da gayet iyi bir şekilde kapatıyoruz. Şimdi yağlı kağıdımızı üstüne koyalım. Yağlı kağıdımız zaten fırın tepsimin üstüne koydum. Diğer hamurlarım için aynı şekilde devam edeceğim. Şu şekilde yağlı kağıt üstüne koyduk fırın tepsimiz içerisinde. Şimdi yumurtanın sarısı alıyoruz. İçerisinde bir yemek kaşığı kadar süt ekledim ve fırça yardımıyla karıştırıyoruz. Aynı anda fırça yardımıyla üstüne sileceğiz. Evet, şöyle fırına götürmesi için hazır oldu. Fırın sıcaklığı 180 derece olacak. Alt üst ayarladım. 35 dakika kadar bekleyeceğiz ya da narleşene kadar bekletelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet iyi bir şekilde pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde pişti. Alt kısmı da gayet iyi bir şekilde pişmiş. Şimdi keseceğim. İçerisinde nasıl olduğunu size göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi içerisinde şöyle oldu. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için son şekli budur. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.